Yeni bir videoyla hepinize merhabalar. Bu haftaki videomuzun konusu Osmanlı'nın Rumeli Fatihi olarak bilinen, İstanbul'un fethini hızlandıran, Yeniçeri ve Kapıkulu askeri sisteminin kurucusu Gazi Süleyman Paşa'nın hayatını ele alacağız. Gazi Süleyman Paşa, Osmanlı Devleti'nin ikinci padişahı Orhan Gazi'nin oğludur. Annesi Nilüfer Hatun ve Osmanlı Devleti'nin üçüncü padişahı Sultan Murat Hüdavendigâr'ın büyük ağabeyidir. Gazi Süleyman Paşa, Rumeli'yi fethetmeden önce Karesi Oğulları Beyliği'ni ortadan kaldırarak Osmanlı'nın deniz gücünü adeta zirveye taşımıştı. Donanmanın kurulmasıyla beraber Ege ve Akdeniz'e hakim olan Gazi Süleyman Paşa, Rumeli'yi fethederek Osmanlı'nın Viyana kapılarına kadar gitmesinin önünü açmıştı. Osmanlı kuvvetlerinin Rumeli'ye çıkmasından sonra Edirne'yi Sırplardan temizleyerek Osmanlı topraklarına katmıştır. Dedesi Bizans Tekfuru Kantekuzenos tarafından Bolayır yani Çimpa Kalesi verilerek ödüllendirilmiştir. Osmanlı'nın uzun yıllar Avrupa'da fetihlerinin önünü açan Gazi Süleyman Paşa, videonun başında da söylediğim gibi Yeniçeri ve Kapıkulu askeri sisteminin kurucusu olarak bilinir. Osmanlı'nın Avrupa'daki fetihlerinin önünü açmış ve İstanbul'un fethini hızlandırmıştır. Gazi Süleyman Paşa 49 yıl boyunca fetihlerine, akınlarına devam etmiştir. Bugün Çanakkale Saros Körfezi'ne hakim bir tepede Bolayır köyünde kabri bulunmaktadır. Bu türbeyi ziyaret esnasında Osmanlı'nın yakın döneminde edebiyatçı olarak bildiğimiz Namık Kemal'ın da türbesinin burada olduğunu görüyorum. Namık Kemal, edebiyatçı kişiliğiyle hepimizin bildiği bir şahsiyettir. Kendisi de aynı zamanda Bolayır köyündendir. Yaptığı akınlarla, fethettiği topraklarla Osmanlı Devleti'ne büyük miraslar bırakan Orhan Gazi'nin büyük oğlu Murat Hüdavendigâr'ın ağabeyi merhum Gazi Süleyman Paşa'nın hayatını kısaca derledim. Başka bir videoda başka bir kültürel mirasımızı çekmek üzere sizlere veda ederken dünyayı gezmeden önce Anadolu'yu gezmekte fayda var. Gazi Süleyman Paşa'ya Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhuna Fatiha. Bana destek olmak için videoyu beğenip paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın.